1959 senesinde Altay takımı beni transfer etti. 17 yaşındaydım. 17 yaşında profesyonel takımda transfer olamıyorsun. 18 yaşında ocağın ikisinde, dördünde yaşımı doldurunca Altay takımda oynamaya başladım. O aralar Yugoslavya'dan Vicdonu isteği bir antrenör vardı. Bu Göztepe'de spor yazarları maç oynuyor. Ben idma yaparken hep gülerdim. Kalk hep güler, öyle idma yapardım. Bu Yugoslav bozuldu bu gülmelerime. Dedi seni oynatmayacağım dedi. Oynatma, sen oynatma dedim ben kendim. Sahaya çıkacağız. Takımı sevdi. Beni oynatmadı. Bu da 61-62 senelerinde, 63 senelerinde oluyor bu olay. Sahaya Altay takımının sayılınca Aytekin yok. Bir uğultu çıktı. Uuu diye bir uğultu diye. Başladı millet Volkswagen tesadüf yapmaya başladı. Yugoslav antrenör şaşırdı. Ya, bir aylık, bir buçuk aylık antrenördü. Ya dedi ne bu? Dedi sen bunu oynatmayacaksın dedi. Halk bunu çok seviyor. Altay'ın her şeyi bu. Bunu oynatmak lazım dediler. 10 dakika geçmedi. O start durmuyor. Volkswagen. Bana dedi sen hadi soyun dedi bana. Ben soyundum. Hemen sahaya gireceğim. İn yedi. O koca Altay neticede 67'de Göztepe'de final oynadık. O finalde 9 ve 10 dakika kala yüksek bir top geldi. 6 pasın içinde sıçradım. Sabahattin bir de kaleci Ali. Üçümüz birden sıçradık. Biri 1.90 üzerinde, biri 1.92-93 boyu. Ben de 1.64'üm. Ama o kafayı o ellerinden, o sıçradıkları yerden daha yukarıya çıkmışım. Bir kafa vurdum. Dışarıya düştüm. Dışarı düşünce herkes başladı atladı üstüme. Dedi ne oldu ya dedim. Dedi gol oldu. Şaşırdım. Allah Allah dedim ya. Nasıl oldu dedim bu gol. Yani öyle bir gol akıl almaz yani. 1.90'ın üzerindeki adamın 1.64 boyundaki adam yükseliyor. Kafayı vuruyor. Göztepe Altay maçında Altay şampiyon oluyor. O gol bizi şampiyonluğa kadar getirdi. Büyük Altay. Her zaman Büyük Altay. Volkswagen Aytekin'in hepinize saygı ve sevgisi var. Saygılar saygılar. Büyük Altay. Büyük Altay. Büyük Altay.